Başkanım merhabalar. Bugün üçüncüsünü düzenlediğimiz bir konferansımız var. Bu konferansla alakalı kısa bir bilgi alayım, daha sonra sorularım olacak. Evet, bunu biliyorsunuz işte ilk iki toplantıyı daha önceki yıllarda gerçekleştirmiştik. Ancak ülkemizde yaşanan bazı saldırılar, terör olayları nedeniyle diğer iki toplantıyı gerçekleştirememiştik. İki yıl peş peşe iptal etmek zorunda kalmıştık. Ama yeniden ortam düzeldi. Bu seriye devam edelim dedik. Bu yılki toplantımızın ana başlığı göç ve göçmenlik olgusu. Altında kadın, yoksulluk, kentsel dönüşüm, eğitim gibi konular arkadaşlarımız ele alacaklar. Yaklaşık 9 ayrı ülkeden misafirlerimiz var. Almanya'dan, Moskova'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan, Balkan ülkelerinden konuklarımız var. Enine boyuna 3 gün boyunca yerel yönetimlerdeki işbirliğini tartışacağız. Yerel yönetimler göçmen sorununa nasıl bakıyor? Bu sorunu nasıl çözebilirler? Özellikle uyum politikasında, yani çocuklar burada çok acı çekiyor. Eğitim konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Kadınlar ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Bütün bu sorunları, bu konuları yaşamış, daha önce göç sorunu tartışmış, kendi içerisinde sonuca da bağlamış olan ülkeden arkadaşlarımız var. Yerel yönetim bu konudaki birlikteliğini tartışmak üzere böyle bir toplantı organize ettik. İnşallah başarılı geçer. Peki bugün burada, yani konferans sonunda çıkacak sonucu hangi platformda yukarıya taşıyacağız işe yaraması için? Şöyle, toplantının son günü bir bildirge hazırlayacağız. Buradaki katılımcıların onayladığı bildirge hazır. Bu bildirgeyi başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümete, bakanlarımıza, siyasi partilerimiz genel başkanlarına, mevkidaşlarımıza, belediye başkanlarımızla da paylaşarak hem onların önerilerini dikkate alacağız, hem tenkitlerini dikkate alacağız, hem de buradan çıkacak olan sonucu arkadaşlarına paylaşarak onların da belki kendi alanlarında bu işi yaptıklarında bir nebze olsun katkımız olursa kendimizi mutlu hissedeceğiz. Peki 9 ülke dediniz biraz önce. 9 ülkeyi Maltepe Belediyesi mi seçti, onlar mı talep açtılar? Bu nasıl belirlendi? Şöyle, biz bu ülkedeki arkadaşlarımızla yazıyoruz. Çünkü ilk iki toplantıya katılan ülkeler oldu. Örneğin Azerbaycan ilk defa katılıyor, Moskova ilk defa katılıyor, Tahran ilk defa katılacak. Daha önce biz Tahran'a gitmiştik, orada görüşmelerimiz olmuştu. Onlar da göç sorunu, eğitim konusunda bazı sıkıntıların olduğunu bizimle paylaşmışlardı. Bu defa kendilerine davet gönderdiğimizde onlar da geldiler. Son bir soru. Şimdi konferansın konusundan birisi de kentsel dönüşüm, bina ve kentsel dönüşüm. Maltepe Belediyesi bununla alakalı öncü bir başlangıç yaptı mı acaba? Bu son yaşanan 5.8'lik bir üzüldüğümüz bir deprem oldu. Onunla alakalı Maltepe Belediyesi çevrede, daha doğrusu bünyesinde bir hasarlı bina var mı? Durumu nedir? Yapı stoğu ne durumda? Onlara baktı mı Maltepe Belediyesi? Arkadaşlarımız bu konuda ciddi bir çalışma yapıyorlar. Hasarlı bazı binalarımız var, okullarımız var. Hasarlı olmayan ama hasar alabildiğini düşündüğümüz binalarımız var. Dolayısıyla bunlarla ilgili belediyeye başvuran hemşerilerimizi önce bilgilendiriyoruz. Daha sonra uzman firmalar, bu konuda işte karot alıp tespitte bulunan firmalar var. Onlara yönlendiriyoruz. Dolayısıyla bir ortak işbirliği geliştirmeye çalışıyoruz. Biz belediye olarak hemşerilerimizin bu talepleri dikkate alarak bakanlığa kadar olan süreci götürmek istiyoruz hemşerilerimizle birlikte. İnşallah ciddi tedbirler alarak bu sorunu, ki sonunda sadece Maltepe'nin sorunu, İstanbul sorunu, Türkiye sorunu. Dolayısıyla bakanlarımızdan da gelen mesajları görüyoruz, siyasi partilerden de gelen mesajları görüyoruz. Herkes bu noktada elini taşın altına koymalı deniliyor. Biraz yavaş gidiyor. Hep olay yaşandığı zaman konuyu ele alıyoruz, tartışıyoruz. Halbuki bu olaylar yaşanmadan tedbir almak gerekiyor. Bu yapıların elden geçirilmesi gerekiyor. Kolay değil tabii. Devasa bir kentte yaşıyoruz, İstanbul'da yaşıyoruz. İnşallah el birliği. Çünkü bu bir ulusal sorun, bir milli sorun, hepimizin sorunu. Gazetecisinden öğrencisine kadar, siyasetçisinden evinde oturan kadına kadar hepimizin bu konuda kafa yorması gerekiyor. Sorumluluk duygusu hareket etmesi gerekiyor olduğuna inanıyorum. Tamam, teşekkür ediyoruz başkanım.